Bizleri Ramazan'dan sonra öyle büyük bir tehlike bekliyor ki, Üstad Hazretleri hapishanenin penceresinden bakarken bizi bekleyen bu tehlikeyi önceden görüyor ve bize haber veriyor. Şimdi bizler de külli atin garip kaidesince üstadın bize verdiği bu haberi önceden anlayıp ve ona göre de tedbir almamız lazım. Şimdi bizler Ramazan'da hepimiz takvalı geçirmeye çalıştık. İşte o günlük cüzlerimizi okuduk, namazlarımızı kıldık, teravihleri kıldık, kaza namazları, günlük evratlar, zikirler çok dolu dolu geçirmeye çalıştık. Hatta sonu 10 gün daha da dolu geçirmeye çalıştık. Günlük belki de evratlarımızı çoğalttık, cüzlerimizi çoğalttık, kaza namazları kıldık. Çok güzel takvalı bir şekilde günümüzü geçirmeye çalıştık. Ama daha sonrasından öyle bir şeye doğru gidiyoruz ki yani 30 gün boyunca yaptığımız her şey çöp olabilir. 30 gün boyunca bizler nefsimizi ezmeye çalıştık. Belki de birçoğumuz birçok meselede nefsini ezip hatta bununla kalmayıp şehvani duygularını ezip dünya meşgalelerinden kendini geriye çekip dünya isteklerine dair birçok şeyleri hayatından çıkardı. Belki de birçoğumuz bunu yapmışızdır. Ama daha sonrasından 30 gün boyunca bu yaptığımız şeyin neticesinde artık nefis birazcık tatil vermek istiyor. Ve bizler de diyoruz ki evet nefse birazcık tatil verelim. Yani sonuçta 30 gün boyunca takvalı bir zaman geçirdik. İşte 30 gün boyunca işte sevaphanemize çok güzel şeyler kattık. Ama 31. gün yani Ramazan'dan sonra bir bakıyoruz ki bu 30 gün boyunca yaptığımız bütün her şey çöp olmuş durumda. Şimdi üstad hapishane penceresinden bakarken karşıdaki lise talebelerini görüyor. Ve lise talebelerini görürken oradaki kız talebelerin raks ettiğini yani oynadıklarını görüyor. Üstad diyor ki bu mesele diyor sanki bana bir sinema perdesi gibi 50 yıl sonraki halleri diyor göründü. 50 yıl sonraki hallerine ben baktım mı bir bölümü mezaristanlarda, kabirlerde, azap halinde, birçoğu da yaşlanmış ve çevresinden şefkat görme isteğini tam manasıyla alamadığını dolayı onlar da manen bir azap içerisindedir diyor. Şimdi bu meseleleri üstad bize anlatırken Ramazan'dan sonraki yani bizlerin günlük hayattaki yaptığımız hevesatlardan dolayı ileride ne kadar büyük sıkıntılar çekeceğini anlatıyor. Şimdi Ramazan aslında bizim için neydi? Ramazan ne anlam ifade ediyordu bize? Aslında Ramazan bizim bütün seneki programımız olması lazım. Yani bütün sene aslında nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini, bütün sene bize nasıl bir şeyler yapmamız gerektiğini anlatan bir fihrist aslında Ramazan. Ama bizler sadece Ramazan'ı Ramazan'da yaşıyoruz. Yani bütün seneye yaymıyoruz. Yani Ramazan'da yaşadığımız takvayı bütün sene geçirmek gibi bir amaç haline getirmiyoruz. Yani veyahut da Ramazan'da gösterdiğimiz hareketleri sene içerisinde göstermiyoruz ve hatta Ramazan'dan hemen sonra tamamen Ramazan'da gösterdiğimiz takvanın zıttı hareketler yapıyoruz. Bak üstad diyor ki bu meseleyle alakalı. Madem dünyanın gafletkârhane gülmeleri. Böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur. Üstad bahsettiği gibi o lise talebelerinin karşıda o raks etmeleriyle, o günlük hevesatlarıyla, gençlik hevesatlarıyla hareket etmelerinin neticesinde gördüğü hakikat, yani kimilerinin kabristanlardaki çektiği azapları, kimilerinin yaşlandıkları zaman görmek istedikleri şefkatleri göremediğinden karşılaştıkları manevi azapları bizlere anlatıyor. Yani diyor ki bu zamanda yaptığımız hevesatlı hareketlerden dolayı ileride azap çekeceğiz ve bu da kat'i bir şekilde karşımızda vardır. Bak elbet bir çare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkarane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçleridir. Şimdi biz bakıyoruz ki yani bunu hem kendimizde hem çevremizde görüyoruz. Helal dairede yapılan şeyler hem bu dünyada bize lezzet veriyor hem de ahirette bize lezzet veriyor. Yani bizler bugün helal dairede eğlenmemiz, helal dairede güzel bir şeyler yapmamızın neticesindeki o güzellikleri hiçbir şekilde azap olarak bizler görmüyoruz. Yani bu dünyada yaptığın o helal dairedeki eğlenmen sana ne bu dünyada bir zarar veriyor ne de ahirette bir zarar veriyor. Ama bak şimdi bunun içindir ki diyor üstad. Bayramlarda gaflet istila edip. Şimdi öyle değil mi? Ramazan boyunca 30 gün boyunca takvalı hareketler sergiledin. Namaz kıldın, oruç tuttun, zikirler çektin, Kur'anlar okudun. Her şey çok güzel ama 31.
birinci gün, yani bayramın ilk günü ve daha sonrasında tamamen gaflete dalıyoruz. Yani diyoruz ki artık tamam ya, nefse de bir şeyler verelim. İşte 30 gün boyunca takvalı hareketler yaptık. 30 gün boyunca işte hayır hasenatlar yaptık. Çok güzel ama artık biraz tatil verelim diyoruz. Aslında tam tersi oluyor. Bayramda gaflet istila edip gayrı meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullah'a ve şükre çok azim tergibat vardır. Tabii ki bayramlarda o sevinç ve surur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirirsin. Ta ki bayramlarda o sevinç ve surur nimetini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gaflet ise kaçırır. Şimdi bizler de Ramazan'da kazandığımız maddi manevi nimetlerin ve bize verilen ihsanların, bu kadar güzel nimetlerin şükrünü Ramazan'dan sonra da göstereceğimiz takvalarla yapmazsak, yani 31. gün hayatımızı Ramazan'da gösterdiğimiz o takvalı hareketler yerine tamamen gaflete daldığımızda Ramazan'da bize verilen o maddi ve manevi nimetlerden tamamen mahrum kalacağız. Yani o yüzden bizler Ramazan bitti, artık takvalı bir hayata gerek yok gibisinden bir şey düşünceye kesinlikle kapılmamamız lazım. Yani Ramazan'da yaptığımız bu kadar ibadetlerin, bu kadar hayır hasenatların karşılığını almak istiyorsak ve bununla beraber bu yaptıklarımızın boşa gitmemesini istiyorsak, Ramazan'dan sonra da bir mümine yakışırcasına Ramazan'da gösterdiğimiz hareketleri Ramazan'dan sonra da göstermemiz lazım. Rabbim hepimizi bu şuurla ilerlemeyi, Ramazan boyunca gösterdiğimiz takvayı bütün sene boyunca gösterebilmeyi nasip eder inşallah. Ve Ramazan'da yaptığımız hayırların, ecirlerin sevabını hem bu dünyada hem ahirette alabilmeyi hepimize nasip eder. Hayırlı bayramlar.